Ve artık Machu Picchu gezimiz başlayacak. Bu gördüğünüz yerler depolarmış. İnkaların yaptığı en büyük şey şu. Dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesi olan Machu Picchu ne zaman bulunmuştur? Dünyada görülecek en önemli yerlerden bir tanesini. 500'den farklı meyve, sebze, bitki yetiştiriyorlar ve asla aç kalmıyorlar. Harika yerler, harika. Roma İmparatorluğu'nun daha büyük hali. İnka İmparatorluğu. Bir yol Kolombiya, Ekvator'a kadar gidiyormuş İnka yolu. İnkalar güç kullanmıyorlarmış, biliyor musunuz arkadaşlar? Tamamen kafayı kullanıyorlarmış ve en önemli silahları dinmiş. Bak bir daha söyleyeyim, bak isme bak. Afyonkarahisarlaştıramadıklarımızdan mısınız? Apkon tiki illa teksi pachayachachi huiracocha punchao. Elveda. Güzel ve temizdi burası. Günaydın. Machu Picchu tırmanışı birazdan başlıyor. Otelde kalktık, uyandık. Sabah saat 5:30. Kahvaltı var dediler. Evet. Nerede? Peynirdeki mi? Bu kadar. Şurada biraz muz var. Portakal suyu var. Gözlerdir. Elbet arıyor Benesco. Arıyor. Biz burada ne zaman kahvaltı var deseler biz kahvaltı yokmuş gibi düşünüyoruz. Çünkü çay, kahve, burada Allah'tan peynir var. Normalde o da olmuyor. Ha, tabii canım. Bir de ekmek mesela. Ekmek de yok. Şey, tatlı, kesin tatlıdır. Bizim damak zevkimiz gibi değil. Şu da cornflakes, yani başka da bir şey olmuyor. Bakalım. Muhtemelen yemeden gider. Şimdi dostlar, önceki bölümü izlemediyseniz şuraya bir kartını koyuyorum. Buraya nasıl geldik? Machu Picchu'ya bilet nasıl alınır? Biz nasıl alamadık? Neden buradayız? Hepsini orada anlattım. Bu artık inşallah çıkabileceğimiz bölüm olacak. Şu anda Cusco'ya yaklaşık 2-2,5-3 saat diyelim uzaklıkta bulunan Aguas Calientes adında bir bölgedeyiz. Burası küçük bir köy gibi. Buraya niye geldik? Çünkü buradan kalkan otobüslerle Machu Picchu'ya gidebiliyorsunuz. Ama ne yazık ki bilet bulamadık. Bir ay sonrasına kadar bütün biletler boş olduğu için çalışanların kullandıkları günlük giriş haklarından yararlanarak şu anda Machu Picchu'ya girmeye çalışacağız. Böyle artık sabahın soğuğunu alarak sıraya girmeye gidiyoruz. Bize birazdan biletimizi verecekler. İnşallah, öyle umuyorum. Bir gündür bunun için uğraşıyoruz. Artık biletimizi alıp yavaştan otobüse, tepeye çıkarız inşallah. Burada 6 kişi güvenlik olarak takılıyor. Yukarı televizyon çaldılar. Evet. Az önce biri televizyon çalmış, yakaladılar. Bildiğini yakaladı, yani şey, polisler geldi. Bunlar burada el cebinde, bekçiler geziyor. Çalan yukarıda çaldı. Of, manzaraya bak. Vay vay vay. Allah'ım, sabah saat 6 oldu. Sıraya bakın ya, yine sıra başladı. Bu sıralar işte, sıraya sokuyorlar sizi. Numaranıza göre artık şansınızı tamamen. Baksana millet kapıda bekliyor. Sanki şey maçı varmış gibi, Galatasaray Fener maçı var. Önden bilet sırasına girdik. Gerçekten şunu alalım artık. Yani hayatımda herhalde aldığım en zor bilet olacak bu. O çocuğu bulmamız lazım Nesibe. Dün gösterdi ya. Vay vay vay. Abi dağların güzelliğine bakın ya. Yani buralara gelmek o kadar zor ki trenle bile. Nasıl zamanında gelip bu tepeleri açtınız ve o kentleri kurdunuz? Birazdan göstereceğim inşallah. Hadi az kaldı. Alın bakın, hırsız yakalandı. Az önce demiştim ya. Lan burası ufacık yer. Ne çalıyorsun? Zaten gündüz oldu. Çalınacak saat mi? Adama direktif veresim geldi. Tövbe estağfurullah ya. Sıraya göre insanların ismini söylüyor. Numaralarımız var hepimizin. 119. Tek bir empanada aldım. Sıra daha uzayıp gidiyor. Biz 2 saat daha buradayız eminim. Bir tane empanada, yani bizdeki ne diyeyim, poğaça gibi düşünün. 20 sol, 100 TL. Abi bu, hani biz Türkiye'de her şey pahalı mal diyoruz turist için. Ya tamam, Türkiye pahalı da biz turistler için bedavayız. 20. Bir tane empanada. Kanallarımıza hoş geldiniz. Kanallar çarpıştı da ben... Kaç dedi? 20 sol, 100 TL o. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Ya bunlar gerçekten turist falan da. Çok fazla Deniz. Ara sonra biz bu paraya ne yiyorduk Nesibe? Biz bu paraya Cusco'da akşam yemeği yiyorduk. Ay Allah'ım. Hadi son gün. Son para harcamalar, her şeye değecek.
parasını pulunu geçtim. Kazıklanmayı sevmiyorum. 100 lira eder mi bir poğaça ya? Düşünün. İsviçre demeyeyim ben. Hadi sen geldin. Ana kim bu? Abi şimdi bileti alacağız, gel. Allah'ım tatlılığa bak. Perulu bir çocuk geldi. Al. Gel bak, sen buradasın. Hola. Tatlım benim ya. Gel, ben arkadaşlara bir şeyler söyleyeyim. Gel beraber çekin. Hadi ne diyelim? Hola mı diyelim? Abi şimdi para vereceğiz. 340 sol. Bize acenta parayı geri verecekmiş. Yanında parası yokmuş. Parası bittiği için bizden alıyorlar. Ondan sonra daha çıkacağız. Şu an bulunduğumuz yer aslında Machu Picchu'dan önceki son durak dedim ya. Şu an burada inanılmaz bir yapılaşma var. Bakın arka planda göstereyim. Ve toprak kayması oluyormuş burada. Az önce okudum. Ve anasını ağlatıyorlarmış yani buradaki doğanın da. Şu anda inanılmaz bir kalabalık oldu. Birçok insan almıyorlar. Kimisi yine diyorlar ki 2 gün sonra girebilirsin. Buraya günde sadece 4000 kişi girebiliyormuş. Ben dedim ki ya niye böyle bir şey yapıyorlar acaba? Biraz araştırdım. Sebebi şuymuş. Machu Picchu'nun bulunduğu alan batıyormuş. Yukarıda çok fazla insan olduğu zaman bildiğiniz zemin aşağı iniyormuş. O yüzden kısıtlama koymuşlar. Bu sıralarda işte o çalışanların içeriye girme hakkı var ya sonuçta. Onlar da bir ağırlık yapıyorlar zemine. Girmeyip burada turistlere sattıkları bilet arkadaşlar. Tamamen sistem bu. Bir bakalım, az kaldı gibi birazdan gireceğiz. Bakın burada 4 tane farklı bilet durumu oluyor. Biz şunu almak istiyoruz. Ama artık hani circuit 2 olan ama artık ne verirlerse kabulümüzdür. Hiç seçmiyor yani, Machu Picchu'yu görelim yeter yani. Aynen öyle. Şimdi gerçekten önemli. Bileti alamıyoruz ha şimdi. Bir şey verecekler sonra alacağız ama az kaldı. Siz bile yorulmuşsunuzdur tahmin ediyorum arkadaşlar. Bizim canımız çıktı. Allah'ım ÖSS'yi kazanmış gibi seviniyorum şu anda. Neyse ÖSS'yi kazandık. Boğaziçi çıktı bana. Biletimi aldım. Biz sanki buraya şansa geldik. Hani biz 500 dolar para harcamadık buraya gelmeye. Biz buraya aldım, kazandım. Boğaziçi. Yes, it's okay. It's okay. Biz. Şimdi can kutlama var. Ya şöyle düşünün. Hani böyle çekilişle, kurayla ev veriyorlar ya insanlar hani. Sana çıkıyor şansına. Burada öyle tebrik ediyorlar. Gerçekten bu nasıl? Kazandım. 450 dolar verdim. Arkadaşlar biz pahalı diyorduk, bizi tur şirketi kazıkladı diyorduk. Ama şunu öğrendik ki devlet kazıklıyor abi burada. Machu Picchu trenleri gidiş dönüş 200 dolar. Yukarıya çıkmak ne kadar yapıyor? 200. Ya biz ucuza bile gelmiş olabiliriz şu anda. Böyle paket aldığımız için çok pahalı. Artık şu biletin şeye çevrilmiş halini alacağız. Yukarıya çıkmış halini. Machu Picchu'ya artık çıkıyoruz. Sizi var ya bilgi yağmuruna boğacağım. Çok da iyi dersime çalıştım. Ama bu zorlukları göstermeden de YouTube'da vlog yapılmaz. Bunları da görün ki eğer siz buralara gelirseniz bizim çektiğimizi çekmeyin. Biz niye çektik? Çünkü bizi Meksika'ya almadıkları için acilen Peru'ya gelmek zorunda kaldık. O videomu da kartını şuraya koyuyorum. Ne demek istedim orada göreceksiniz. O yüzden hani planlı gelseydik böyle bir hatayı zaten yapmazdık. Hadi bakalım. Vamos. Thank you Liz for everything. If anything comes up I'm gonna WhatsApp you, okay? Have a nice day. See you. Şimdi Liz gitti. Bizi otobüs durağına bıraktı. Yukarıda bizi bekleyen bir rehber var. Ne kadar insan karışıyor ya sürece. Yani biz bir kişi olacak sayıyorduk. 5 kişiyle muhatap olduk. Bu otobüslerle 20 dakika sonra Machu Picchu kapısındayız. Rehberimizle orada buluşacağız. Ve artık Machu Picchu gezimiz başlayacak. Sonunda. Ben burada her şeyi organize etmeye çalışıyorum. Bir çırdı buldum. Rehber zorla. Kendimi anlattım, derdimi anlattım. Kasap et derdinde, koyun kahve derdinde. Ne yaptım artık, şey oldu ya. Yaşıyor ya vallahi Nesibe. Full stres. İçiyorum artık. Benim ağzım uçuk çıktı. Normalde ben stresten. Sabah kahve içer miyim? İçmezsin. Artık o kadar çıkamayacağız diye korktuk ki. Çünkü başka ülkeye uçağımız var yarın. Onu riske edemeyiz. Allah'ım sana şükürler olsun, artık başlıyoruz. Bu tepelerin daha da yukarısına çıkacağız. 2500 metrelik bir alanda olacağız. Hayran olacaksınız. Hadi bakalım. Sonunda başlıyoruz. Şimdi artık yavaştan kıyafetimi de giydim. Nesine zaten giymişti. Ben de şu yerel kıyafeti almıştım Cusco'da. Buranın da güzel fotoğraflarımız, videolarımız olmasın mıydı? Bu kadar emek çektik. Hadi bakalım.
Allah'ım, mahşer yeri. Şu kalabalığa bakın, bu insanların hepsini aşağıdan taşıyorlar. Şimdi içeriye giriyoruz. Bizim rehber burada. Şimdi bana tripodu söktürttüler GoPro'daki. Neymiş tripodmuş? Bak size yemin ederim biz dünya turundayız. 6-7 ay oldu. Biz ülke değiştirirken bu kadar yorulmadık. Bu kadar yani. Abarttığımızı falan düşünenler olabilir. Artık millet, herkes gergin şu an. Ülke değiştirmek bu kadar zor değil. Şu an herkes deliriyor yani. Var gerçekten ama arka tarafta artık antiket başlıyor. Başladık. Başladık. Arkadaşlar biz şu aşağıdaki köyden geldik. Bu tepelere çıktık. Şurada antik kent başlıyor, görüyorsunuz. Şimdi içeriye yavaş yavaş girmeye başlayalım. Burası normalde yürüyerek çıkılabilecek bir yer olmamasına rağmen adamlar 600 sene önce böyle bir yere kent yapmışlar. Şimdi rehber dedi ki bu gördüğünüz yerler depolarmış. Zamanında İnkaların yaptığı en büyük şey şu. Bulunduğumuz coğrafyanın batı tarafı çöl, doğu tarafı yemyeşil. Ant Dağları 9000 kilometre uzanıyor arkadaşlar. O yüzden buradaki mikro iklimi zenginliği var. Ve bunu bilen İnkalar şehri burada, buralarda kurmaya karar veriyorlar ve 1000'den fazla patates türü, ki patatesi tedavide de kullanıyorlar, 500'den farklı da meyve, sebze, bitki yetiştiriyorlar ve asla aç kalmıyorlar. Ürettikleri sebzeleri dünyadaki en iyi soğuk tutacak şekilde depolama sistemi olan şu arkamdaki depolarda tutuyorlar. Bunun benzerini biz Kapadokya'da da görüyoruz. Daha eski. Oraları da bilmiyorsanız eğer, meşhur kuyularımız vardı. Tam isimlerini hatırlamıyorum. Kapadokya'da gittiğinizde mutlaka ziyaret edin. Şimdi meşhur tepe noktasına çıkıyoruz. Oradan Machu Picchu'nun manzarasını izleyeceğiz. Harika yerler, harika. Havasını size anlatamam. Cusco'da donuyorduk. Buranın havası hep güzelmiş, hep böyleymiş. Muhteşem ya. Buralara nasıl yaptınız bunu? Bakın, bu çok özel bir yerdeyiz arkadaşlar. Burayı, bakın burası benim 97. ülkem. Çok hayallerle gelip araştırarak geldiğim nadir yerlerden, beni heyecanlandıran nadir yerlerden birisi. Çünkü çoğu şeyi anlatamayacağız. Bilmiyoruz çünkü. Nasıl yaptınız ya? Ağzımdan bunu hep duyacaksınız. Şimdi fotoğraf çekilen bir alana geldik. Buradan bütün şehri ve vadiyi görüyorsunuz. O kadar çok şey öğrendim ki birazdan hepsini anlatacağım, bekleyin. 13. yüzyılda kurulan bir devlet nasıl oluyor da Güney Amerika'nın en büyük o dönemlerde ülkelerinden, krallıklarından bir tanesi oluyor? Yani İnkalar. Yaklaşık 40 bin kilometre dağlarda yol yapmışlar. Kolombiya'dan Şili'ye kadar bütün coğrafya onlarınmış ve burası toprakların değerli olduğu coğrafya olarak bilindiği için İspanyollar buraya gelmişler. Çünkü batıda okyanus, bir yanda kum sonsuz çöller, hemen Ant Dağları 9000 kilometrelik, akabinde Amazonlar, ki arkada gördüğünüz Amazonları besleyen nehirlerden birkaç tanesini görüyorsunuz. Bu adamlar, İnkalar, bildiğiniz kralmış yani, zengin toplulukmuş ve Keçualıları, buradaki binlerce insanı, onlarca köyü o zamanlar fethetmişler ve fethetmelerinin karşılığında aldıkları vergi para değilmiş. Para kullanmıyorlarmış çünkü. Ne kullanıyorlarmış? Taş işçiliği. Taş işçiliğinin karşılığı olarak da işte bu bütün şehirleri, Cusco'da gördüğümüz yapıların hepsini Keçualılara yaptırmış İnkalılar. Yani İnkalılar tarafından yönetilen bölgeler aslında işçilik olarak bakıldığında Keçualıların yaptığı yerlermiş. Bunun benzerini Mısır'daki piramitler için de görebilirsiniz. Bunu Mısır'daki piramitleri Mısırlılar yapmadı. Yani orijinal Mısırlılar yapmadı. Köleler, o zamanın köleleri yapıldı. Ve şeyi sorabilirsiniz. İnkalıların kullandığı dille Keçualılarınki farklıymış. Ve İnkalıların dilini bilmek özel bir şeymiş. Diyeceksiniz ki o zaman bu adamlar bu Keçualılara nasıl emrettiler de bu projeleri yaptırdılar? Aradaki translatorlar, yani rehberler varmış. Onlar çevirileri yaptırtıp bütün sahiplik İnkalarında oluyormuş. İnka yollarından biri. 40 bin kilometrelik. Ve bu yollarda yaklaşık olarak 4 gün 5 gün süren turlar var. Ama böyle 600-700 dolar. Bir de kondisyonunuzun olması lazım. Bütün bu dağları aşıyorsunuz. Machu Picchu'ya geliyorsunuz. Sonra Cusco'ya kadar gidiyor bu yollar. Biz zaten hastayız. Günümüz de sayılı olduğu için yapamadık. Ama yapılırsa, bir daha gelirsem mesela, yapacak olsam, bence olmazsa olmazlardan biri Inca Trail'di. Öyle yazıyor. Google'dan bakabilirsiniz. Ama önceden bilet almak lazım. Onda da 2-3 ay. Yer kalmıyor. Hepsi sınırlı burada. Benim canavar ya. Rehber neler dedi biliyor musun dedim. Şimdi dedi, buraya dedi İspanyollar geldi. Düşünsenize ya, adamlar burada yaşıyorlardı. Kendilerine ait bir
egemenlikleri, krallıkları vardı. İnkalar yaşıyordu. İspanyollar geldi. Ne demişler biliyor musun? İlk şaşırdıkları şey. 15. yüzyılda burayı aldıkları zaman. Diyorlar ki Roma İmparatorluğu'nun daha büyük hali. İnka İmparatorluğu. Ve kullanılan yol dağlarda 40 bin kilometre. Bu ne demek biliyor musunuz? O zamanın Roma İmparatorluğu'ndan daha geniş bir alana sahip demek. Burada zamanında sadece 1000 kişi yaşıyormuş ve bu yol Kolombiya, Ekvator'a kadar gidiyormuş İnka yolu. Düşünebiliyor musun? Ekvator mu? Evet. Oraya kadar yol yapmışlar. Burası da merkeziymiş. Şöyle düşünün. Şu anda dünyanın nasıl ki en küçük ülkesi Vatikan'sa, o zamanlar bu coğrafyanın en küçük ülkesi de yani merkez olarak Kusko'ymuş. Burası da İnkalıların özellikle üst kesimin geldiği tepedeki noktaymış. Onunla ilgili bir soru sorup öğrenmem lazım. Çünkü internette çok karışık bilgiler var. Burayı ne için kullandıklarını öğrenip döneceğim şimdi size, durun. Bakın şu anda Sarp Dağları görüyorsunuz değil mi? İşte ben bunu demeye çalışıyorum. Şurayı düşünsene, şöyle bir yerin tepesine yapmış adamlar burayı. Tamam düzlük yer var ama aşağıdan çıkması çok zor. Ve hep lamaları kullanmışlar. Lamaların etini kurutup yiyebiliyorlarmış. Ayrıca taşımada kullanıyorlarmış. Ama alpakanın etinin taze olması lazımmış. O yüzden anlık yenebiliyormuş. Yani daha çok lamaları şey gibi düşünebilirsiniz. Bizdeki at gibi düşünebilirsiniz. Bu geçtiğim kapı şehrin ana giriş kapısı. There was a door. Oh. We said kapılardan biri. Şu işte. Bildiğin kapıymış. Evin kapısı gibi. Wisdom is power. Conocimiento es poder. Los incas no transmitían todo el conocimiento a todos los pueblos. Mesela tarih nedir abi? Tarih yazılı olarak dokümante edilmiş bilgilerin toplumlara aktarılması değil mi özünde? İnkalarla ilgili peki bizim niye tarihi olarak birçok şeyde bilgimiz yok? Çünkü İspanyollar buraya geldiklerinde sadece 180 kişi. İspanyollar da önce tabii İnkalar buraya geldiğinde burada yaşayan köylüler var. Ki onlardan önce de Homo sapiensler gelmiş Asya'dan 10 bin yıl önce. Bering Boğazı'nı aşıp yukarıdan aşağı iniyorlar. Tabii ki buraların keşfinden önce yaşayan insanlar vardı. Avrupa'nın keşfinden sonra keşfedildi diyoruz ya. Burada yaşıyorlarmış. Burada yaşayan Keçualıların kendi aralarında kullandıkları dil varmış. Ve İnkalar peki niye İnkalarla ilgili bizim bilgimiz yok? Alfabeleri yok. Hayır, aslında bir sürü o dönemde yaşayan, burada yaşayan insanların yazılı kaynakları varmış. İspanyollar Cusco'daki şeyi yakmışlar. Evet. Öyleydi dağdan. Yani ya deprem ya yakılma, kütüphane varmış normalde. O yüzden bilgiye ulaşamıyoruz. Peki 180 kişilik bir İspanyol ordusu, 10 milyonluk bir İnka İmparatorluğu nasıl yendi? Hadi bakalım. Birbirlerine düşürmüşler Keçiolaları. Demişler ki İnkalılar sizin kralınız olmasın, krallığınız. Birbirlerini düşürüp İnka İmparatorluğunu düşürüyorlar aşağıya. 1500'lü yıllarda buranın en şaşalı olduğu dönemde Pachacutec abi. O İnkalıları uçuruyor 14. yüzyılda. 15. yüzyılda da birbirlerini düşürüyorlar. Hastalık maslakı düştü diyorlar da hikaye. Rehber de aynı şeyi söyledi. Özü buradaki toplumların birbirine düşürülmesi. Bu rehberi çok sevdim ya. Elindeki kaynaklarla gösteriyor her şeyi. Long shaped skulls. Cranios deformados. Is it like... What kind of head is that? Okay. Nasıl bir kafa o ya? La reina faraón Nefertiti y sus descendientes lo hacían. The queen... Birçok diyor Orta Amerika ve Afrika'daki gibi bebekten çocukların kafalarını böyle lastik gibi sıkıştırır şeylerle sıkıştırıp kafalarını büyütürlermiş. Böyle olmuş kafaları. O gördüğünüz kafa oydu. Şuraları gördüğümde biraz dedim ki yani şaşırdım, bu kayalar dedim herhalde getirememişlerdir. Bunlar mesela burada olan orijinal kayalarmış. Ama bazen pazarlama için kullanılıyormuş. Hepsi orijinal kaya bunların, burada olan kayalar. Yani lamalar falan getirmemiş. Lamaların getirdikleri şu taş parçaları. İnkalar güç kullanmıyorlarmış biliyor musunuz arkadaşlar? Tamamen kafayı kullanıyorlarmış ve en önemli silahları dinmiş. Politikada dahi dini kullanıyorlarmış. Köleleri yönetmek için de işte Keçualılar da zaten dinine düşkün toplulukmuş. Güneş tanrısı falan var, böyle farklı farklı inançları var. Hatta güneş tanrısıyla seks yapmak, böyle bir şey var, tabir var. İşte diyelim ki bir savaş kaybedildiğinde Keçualılar diyebiliyorum insanları mesela seçip kötü olan insanları öldürüyorlarmış, uçurumdan falan atıyorlarmış. Öyle hikayeler varmış. Ama diyorum bunların çoğu resmi olarak yazılı belge olmadığı için mış olarak geçiyor. Bulunduğumuz yerin bile ne olduğunu bilen yok. Yani soruyorum burayı ne için kullanıyorlardı?
resmi hiçbir şey yok. Festival için kullanılıyor olabilir diyor. Dini tapınaklar var. Din için kullanılıyor olabiliyor. Tepede, şu dağın tepesini görüyor musunuz? Orada mesela gözetleme noktası var. Şey diyorlar, savaştan korunmak için gözetleyen de var diyorlar. Kralların bölgeyi inşa ettirirken nasıl bir tasarım olması gerektiğine dair direktifleri vermek için kullandıkları yüksek nokta da olabilir diyorlar. Yani o yüzden hepsi bir hikayeye dayalıyor. Tanrı'nın ismiymiş söyledi. İnandıkları Tanrı. I mean. Can I voice record you? Yes. Okay. Bak bir daha söyleyeyim. Bak, isme bak. Afyonkarahisarlaştıramadıklarımızdan mısınız? Gibi bir şey oldu. Apu kon tiki illa teksi paça ya çachi huira kocha punçao. Wait a minute. Everything in one. Biz bazen video yapıyoruz ya size. İşte laf edenler oluyor. İşte nasıl video yaptınız? Sanki çok kolay bu videoları yapmak. Sanıyorlar ki Nesibe. Bizim şöyle ekibimiz var. Şunların hepsi belgesel ekibi. 20-25 kişi. 5 kamera. Bizim ekibi göstereyim mi? Bir de Göksel var videoları yapan. O yüzden yani bizim bunları yapmamız bile bu bütçelerle bu şeylerle vallahi helal olsun. Kendimde bir kez daha gurur duydum. Kaç kişi var arkada? Bu adamı tanıyorum ben sanki ya. İngiliz bu adam. Ha, bu adamı tanıyorum bir yerden. Ünlü bu adam. Şu bak. Siz de sanıyorsunuz ki insanlar şey yapıyor. Böyle doğanın ortasına atılıyorlar. Hepsi hikaye. Böyle ekipler var arkada. Önemli bir yer. Dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesi olan Machu Picchu ne zaman bulunmuştur? Ben söyleyebilir miyim öğretmenim? 1911. Evet, aynen öyle. Amerikalı bir kaşif ve Yale Üniversitesi'nde bir profesör burayı keşfediyor. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gördüğüm, okuduğum kadarıyla söylüyorum. İlk 2 sene buradaki insanlar, Perulular buraya bakamaz diyorlar ve birçok şeyi alıp götürüyorlar. 2013 yılında Cusco'daki müzeye geri geliyor. Ama hepsi değil tabii ki. Şimdi de rehber dedi ki UNESCO koruması altına 1980 yılında girmiş burası. Yani aradaki geçen sürede kaybolan, çalınan yani birçok şey olabilir. Çünkü burası şöyle karşıda gördüğünüz dağlardaki gibi böyle bitki örtüsüyle kaplıymış. Ve burayı kaşifin keşfettiği söylense de ona buranın yerlerinin gösterdiği söyleniyor. Zaten buraya gelip bir adamın keşfetme şansını yaşamıyorsa mümkün değil. Mümkün değil. Şu dağ hangi birine çıkacaksın? Ömür yetmez. Ama kitaplarda kaşif diye geçiyor. Bir ağdan Nesibe damar. İnkalar mı, Keçualılar mı? Seni en çok hangisi etkiledi? Yani rehberin söylediğine göre. Keçualılar. Neden? Çünkü biz hep İnkaların bu taşları buraya getirdiğini, yaptığını, inşa ettiğini düşünüyorduk. Diyorduk ne kadar zaman ilerisinde yaşıyormuş bu insanlar. Meğersem bunları Keçualılar yapmış. Yani onları kralı var. Sömürmüşler yani. Kölelermiş zaten öyle diyor ve şey içinde yönetenler de Keçualılardan para alamayacakları için, o zaman para kullanılmadığı için böyle emeklerini kullanmışlar. Bunları yapanlar Keçualılarmış. Ben hep İnkalılar yaptı diye düşünüyordum. Ya ben belki yanlış konuşuyorum şu an. Hani tarihçi arkadaşlar varsa yazsın. Ya evet, ben de rehberin şeyiyim, çevirmeniyim şu anda. 40 defa sordum çünkü 40 defa. Şu dağların güzeller güzeli manzarasını izleyerek aşağı doğru iniyoruz. You can go ahead, no problem. Vay be. Ben doğrusunu söyleyeyim, dağlardan daha çok etkilendim. Ve bu dağlara bunu yapabilmelerinden. Görsellik olarak çok bir beklentim yoktu zaten. Ama hikaye olarak çok zengin bir tarihi var. Biz sabah bakın şuradan gelmiştik. Bu nehirler Amazon'u da besliyormuş. Buranın doğu kısmı Amazonlar zaten. Orada da bir sürü köyler var. Ama oraya bu ülkede değil başka bir ülkede gitmeyi planlıyorum. Şu yollardan çıktık böyle zikzak yapa 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 yapa. Şu en tepeden yolculuğumuza başladık ve 2,5-3 saatlik yolun artık geri dönüş kısmındayız. Gerçekten dağlar, karlı tepeler, muhteşem manzarası var.
Mesela şimdi az önce gösterdiğim yer Kondor Tapınağı. Bunun gibi farklı tapınaklar da var. İnsanlara diyordum ya hani din için, dinini kullanarak özellikle çok iyi bir şekilde yönetebiliyorlar dedi. Ve bir şey daha öğrendim. Az önce rehber söyledi. Adamlar 200 yıllık tarihleri boyunca İnkalar okyanus aşırı yerlere bile bir donanma kurmuşlar biliyor musunuz? Özellikle Peru'dan çıkan Pasifik'i aşmaya çalışan donanmaları varmış. Ama başarılı olamamışlar çok fazla. Bakın. Su alanları yapmışlar, çeşme alanları yapmışlar. Bildiğiniz şarıl şarıl su hala günümüzde bile akıyor. 6000 metrelik dağlar var diyor Salkantay tarafında. Oradan getirmiş olabilirler. Her şey hala mış diyorum bakın. Şu dağlarda karlı tepeler var. Oradan gelmiş olabilirmiş. Az önce size bir saattir gösterdiğim bu alan, yamaçlarda kurulmuş alan, tarlalar. Burada meyve, sebze, aklınıza gelebilecek her şeyi yetiştiriyorlarmış. Kent buradaymış. Yaklaşık 1000 kişi yaşıyormuş. Tapınakları varmış, çeşmeleri varmış, her şeyleri varmış. Barınmak için evler varmış. Ve üretilen ürünleri şuradaki depolarda saklarken bir şey sordum üstada. Dedim ki, bu adamların dedin yazılı hiçbir şey yoktu. Tuttukları ürünün miktarını nereden biliyorlardı ya da başkası gelip alıyor ya mesela. Ticaretini yapıyorlar. Fasulye kullanıyorlarmış. Bizdeki baskül mü deniyor neyse. Evet hani oyunu şey yaparken. Çocukken yapardık. Evet. Abaküs, abaküs. Ama dikini düşünün. Bu şekilde içeride ne kadar stok kaldığını vesaire yönetimini yapıyorlarmış. Enteresan yani o dönemde böyle bir yerde yapmaları ve bu kadar büyük bir arazi. Hala ağzım açık geziyorum. Tam bitti diyoruz yeni bir yer çıkıyor. Hava bir soğuyor, bir ısınıyor. O yüzden bu pançomu çok giyme fırsatım olmamıştı. Şimdi serinlemeye başladı. Çok güzel ya. Bunu önceki bölümlerde almıştım hatırlarsınız. Şuradan bakarsınız. Anısı olacak Fethiye'yi götürdüğümde. Odamda tutarım artık dünya turundan. Artık ne zaman döneceksek onu da bilen yok. Ne zaman vücut yorulmaya başlarsa muhtemelen. Ve sonunda bitti. Allah'ım. Allah'ım en başından beri bölümü izleyenler neden bu böyle dediğimi çok iyi biliyorlardır. Ne rezillikler çektik burayı görmek için. Yani ağzımıza tükürdüler affedersiniz. Ve ya biz insanlara 20 dolar değil mi? 30 dolar en fazla müze kart veriyoruz. Turistlere Türkiye'deki her yere girip çıkabiliyorlar. Gerçek anlamda büyük geziler şunu öğrendim dünya turunda. Türkiye'de turist olmak bedava arkadaşlar. Biz de aynısını yapmalıyız abi. Bizim Efes'imiz var, Kapadokya ya. Ya Türkiye'nin neresinde tarihi yok abi? Bizim bunu satmamız lazım ve çok ucuza gidiyoruz ya biz. Her şeye dair kafasında bir ülke olursak turizmde şey de böyle olur. Ne diyeyim antik yerlerin değeri de böyle olur. Üzücü. Bu mesajımı vermek istedim. Sürçülisan ettiysek affola. Artık buradan aşağıya iniyoruz. Bakın sıraya bakın. Bu dönüş sırası ama biz dönüşte yürümek istiyorduk. Buradaki yollardan birini deneyimlemek istiyorduk. Şu hiking trail yazan şu yolu yürüyüş yolunu alacağız. Şehir merkezine yürüyerek gideceğiz. Bir saat sürüyormuş. Hadi bakalım vamos. Nesko. Efendim? Biz nereye yürüdük be? Guatemala'daki o yanardağa gitmiştik hatırlıyor musun? Kaç ay geçti. Evet. Onun da kartını şuraya bırakırım. İzleyin mutlaka izleyin. İnanılmaz çok bir doğaüstü olaydı. Deneyim. Yani bu yol bizim için şu an çocuk oyuncağı ya. Aynen. Yani hiç yorulmadık bile desem yeridir. Dudağımızda falan uç çıktı. Vücudumuzda yaralar var şu anda. Benim mesela kaşınan yerlerim vardı. Yara kendini düzeltmiyor, toparlamıyor arkadaş. Yani dikkatimi çekmeye başladı. Herhalde yani biz sağlık anlamında bir kontrole ihtiyacımız var gibi gelmeye başladı bana. Bağışıklığımızın da düştüğünü hissediyorum. Ha bunların hepsi deneyim. Dönünce anısı olacak hepsine inşallah. Bütün dağları bir damar gibi saran hat kurmuşlar yollar. Zaten İspanyollar buna çok şaşırmışlar geldikleri zaman. Demişler ki bu ne arkadaş dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok deyip şaşkınlıklarını gizleyememişler. Yazdıkları metinlerde de yazıyormuş. Dağların her yeri çevrili diye. Onlardan bir tanesini şimdi yürüyoruz. İnsanın aklında şu geliyor. Kralsın, telefon yok, hiçbir şey yok. 40 bin kilometrelik bir ağ var senin egemenliğinde. Bilgiyi nasıl başka yerlere gönderirsin? O zamanlar koşan insanlar varmış. İsimlerini hatırlamıyorum. Mesela 100 kilometre koşuyor. Diyor ki düğün var. O şöyle, diğerine... Bak Deniz böyle. Getirelim. Koşa koşa. Getiriler varmış. Getiriler varmış. Ondan sonra ulaklar gibi düşünün. Gidiyormuş söylüyormuş işte 100 kilometre ötedeki adama. O ona derken bilgi koşarak yani koşularak iletiliyormuş. Ve şu kadim dağlarda ne kadar zordur ya. Hadi Nesko. Az kaldı. Dağ kısmını indik. Şimdi otobüslerin geçtiği yolda biraz yürüdük. Sonra yine
Bu yol devam ediyor. You can go ahead, no worries, no worries. Yolun sonuna geldikçe enteresan merdivenler oluşmaya başlıyor. Şöyle bakın, 700 yıllık merdivene basmış olabilirim. Ha gayret, neyse az kaldı. Yaklaşık 45 dakikadır suyumuz da bitti. Dağdan aşağı inmeye çalışıyoruz. Arabayla inebilirdik ama çok kalabalıktı. Bir de bunun macerası olsun diye böyle yaptık. Hastalığım hala tam geçmedi ya. Hala öksürüyorum. Ve sonunda döndük. Bitti be. Dünyada görülecek en önemli yerlerden bir tanesine daha tik attım. Ve bunu da şurada bir ölümsüzleştirelim. İşte Machu Picchu buradaydı. Aşağıya indik. Oğlum nasıl yapmışlar o yolları falan? Hiçbir şey görünmüyor değil mi? Bak şurada da bir kent var mesela. Acaba ne ola ki? Hala diyorum ya, çoğu şey bilinmiyor. Aman ben bu kadar yapabildim. Daha iyi bir bilen varsa gelsin yapsın arkadaş. Gerçekten zordu. Ama güzeldi. Şimdi bir yemeği hak ettik. Bir yere geldik. Arka planda görebilirsiniz zaten, böyle nehrin kenarında harika bir restoran. Bir tabak yemek söyledik kendimize. Tavuk, mavuk var, her şey var. Bunu yiyeceğiz. Akşama kadar buradayız. Akşamüstü saat artık 7'de Cusco'ya trenimiz var. Enerjiyi alalım. Sonrasıyla ilgili inanın hiçbir plan yok ama dönüşte çok yorulmuşuz. Bu yemek çok iyi gelecek. Güzel mi? Normalde salataya bir sos koyuyorlar. Abi şu koydum bu sefer. Alerjimiz var diyoruz. Ve kişniş. Kişnişten yemeğin tadını alamıyorsun. Bu yemek kişi başı 5,5 dolara geldi. Bir tabak yemek 11 dolar. Fena değil. Aa, anne peynir şeyi gibi. Ve geldiğimiz rotadan geri dönüyoruz. Birazdan trenimiz gelecek. Ve 2 saatlik yolculuk yapıp sonra otobüsümüze binip sonra Cusco'ya geri döneceğiz. Hadi bakalım. Güzel bir yolculuk oldu. Yeni ülkeden önce kalkan son tren. Bu çocuklar artık gider. Bu nasıl turizm? Bu nasıl para kazanma? Darısı başımıza. Bizden bu kadar. Yarın yeni bir ülkeye geçeceğiz. Benim iyi dinlenmem lazım. Ve akabinde güzel bir yolculuğumuz olacak. Daha da güneye gideceğiz. Bilin bakalım hangi ülke? Muhtemelen Instagram bir hayalin peşinde hesabında takip edenler nereye gittiğimizi orada daha erken görecekler. Güzel değil mi? Çok güzel. Herkesin yaşaması gereken bir deneyim. Hayatta bir kez yapılacak bir deneyim bizlere nasip oldu. Darısı sizin de başınıza. Herkese Peru'dan son videoyla sevgiler.